ve Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü nedeniyle acaba Cumhuriyet sevdalısı, Atatürkçü, yurtsever Mine Kırıkkanat neler düşünüyor? Onun duygularını alalım. İzin verirseniz önce sizin söylediklerinize bir şey eklemek isterim. Devlet gerçekten minik Muhammed'i şefkatli kollarına alarak çok doğru bir işi yapmış. Ama devlet biliyorsunuz aynı zamanda hem şefkat sağaltıcı bir tutum takınan kurum olmalıdır. Hem de cezalandırıcı bir kurum. Yani şu anda Suriyelileri, o küçük Muhammed'i kurtarmak şuna da bağlı. Ben mesela devletli olsam o amcayı da sınır dışı ederim. O adamlara da ihtiyacımız yok. Bence de. Tabii ben teselliyi biraz da şurada buluyorum. Haluk Levent ve o iyilik hareketinin gerçekten çok iyi kalpli üyeleri, yöneticileri minik Muhammed'i yalnız bırakmazlar. Kesinlikle. Bundan sonra da takip ederler. Tabii. Ben de naçizane bir katkım olursa çok büyük mutluluk duyarım. Muhammed'i kurtarabilmek, geleceğini kurtarabilmek, sokaklardan kurtarabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar iyi insanlar diye düşünüyorum. Kesinlikle yaparlar ama Muhammedleri, bu kişilerin elinden kurtarmak aslında bu kişileri topluma zarar vermekten, engellemekten geçiyor. Çünkü bu kişiler, ben de tarihte bir ortaçağ uygulamasıdır. Bu Muhammed'i dilendiren amca aslında kendi çocuğunun bacaklarını kırıp yüzüne kezzap atıp onunla dilendirecek kadar aşağılık bir karaktere sahip olabilir. Cehalet doğru, böyle bir şeydir. Haklısın. Cehalet sonunda öldürür. Küçük Muhammedleri korumak için o amcaları cezalandırmalıyız. Biliyorsunuz kendi çocuklarını sakat bırakanlar var dilendirmek için. Ben geçmişte onlarla ilgili röportajlar biliyorum. Röportajlarınız vardır. Cumhuriyet'in 95. yılına gelince size canınızı sıkmazsam küçük bir şey anlatmak istiyorum. Sevgili Ayşenur gibi benim de gençliğime dair, daha doğrusu çocukluğuma dair. Ben Ankara doğumluyum. Aslında sevgili başkanımız Recep'le aynı memleketten benim babam. Baba tarafım tamamen Balkanlardan geliyor. Dedem Mostarlı, babaannem Küçüksaralı. Annem de Fatih'in ordularıyla İstanbul'a gelen aileden geliyor. Şimdi Ankara doğumluyum ben çünkü babam devlet memuru. O anlamda Ankara'da doğdum. Bana derdi ki sen erkek olsaydın seni sevmezdim. Ben kız çocuk istedim. Ve ben İstanbul'daki o büyük okula, Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi'ne gelene kadar sürekli olarak evde ne kadar zeki bir kız, ay ne kadar akıllı bir çocuk diye pohpohlanarak büyüdüm. Ve o özgüven inanılmaz, yani bugün neysem aslında o özgüvene borçluyum. Ve ben öyle bir havayla geldim ki İstanbul'a kazanıp da Notre Dame de Sion'u, kızlar erkeklerden üstündür zaten. Kız çocukları akıllıdır. Kız çocukları beceriklidir. Kız çocukları öyledir. Kız çocukları böyledir. Yani böyle büyüyerek İstanbul'a geldim. Notre Dame de Sion'a girdim. Bir de baktım ki kadınlar eziliyormuş. Kadınlar eziliyormuş çünkü kızlar okuluna düştüm orada. O sırada sadece kızlar vardı. Bir de o rahibeler bir eziyorlar, bir eziyorlar. İşte o ilk özgüven aslında rahibelerle savaşıp yine de ezilmemekle sonuçlandı. Fakat bir rahibenin verdiği dersi unutmam. Bir rahibe Teresa vardır biliyorsunuz. Çok meşhur dünyada, yaptığı iyiliklerle Hindistan'da öldü. Bir de Sör Emanuel vardır. Mısır'da kızların eğitilmesi için inanılmaz emek sarf eden ve zaten papalık tarafından da azize rütbesini alan. Bu rahibe Emanuel ben okuldayken okuldaydı. Çok kısa bir süre Mısır'a giden ve kendini Mısırlı kızlara vakfeden o rahibe ile tanıştım. Din adamlarıyla din kadınları arasındaki farkı da bu arada söylüyorum. Ve o rahibe Emanuel'in en güzel lafı şuydu. Bir erkeği eğitirseniz, evet şahane bir şeydir, bir insanı eğitmiş olursunuz. Ama bir kadını eğitirseniz bütün bir toplumu eğitmiş olursunuz. Çünkü erkekleri doğuran ve eğiten de kadınlar. Ben aslında Türkiye'nin 95. yılını kutlamaya birkaç gün kala Hayrabolu'da olmaktan çok mutluyum. Çünkü ben Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun değerlerini burada sizlerde görüyorum. Anadolu'nun çok az ilçesinde, il olmayan bir ilçesinde bu kadar güzel sosyal tesisler var. Anadolu'nun Hayrabolu nüfusunda olan çok az ilçesindeki, sanırım sizden başka yoktur, bu kadar uygarlık, bu kadar güzellik ve insani vasıflar var. İşte sizsiniz. Cumhuriyet'in 95. yılı, son 17 yıldır yaşadıklarımıza rağmen sizsiniz ve buradasınız ve çocuklarınızı yetiştiriyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti bu demek işte. Ve inanın ne yaparlarsa yapsınlar, ne kanunlar çıkartırlarsa çıkartsınlar, hangi okullarda ne eğitim verirlerse versinler. Asıl alınan eğitim, ve bunu bir eğitimci olarak söylüyorum, ilk eğitim 1 yaş 3 yaş arası, ondan sonra 3 yaşla da 9 yaş arasıdır. Siz eğitiminizi, siz nasılsanız öyle verdiğiniz takdirde sizin çocuklarınızı bozamayacaklar. Emin olabilirsiniz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Peki Ayşenur Aslan, Cumhuriyet resepsiyonunun İstanbul'da verilecek olmasını ve kutlamaların İstanbul'a kaydırılmış olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir ilk ve elbette çok önemli bir mesaj. Topluma, kendi tabanına önemli bir mesaj Erdoğan tarafından verilen. Deniyor ki işte bütün dünyanın kıskandığı, Almanya'nın bile kıskançlıktan perişan olduğu Bakıp'ta havalimanı açılacak ve o münasebetle de resepsiyon burada yapılacak. Şimdi eğer az önce Mine Kırıkkanat söyledi, ilk verilerin beyne kalıcı biçimde yer ettiği yaş 1-3. Sonra 3 ile 9 arası çok önemli. Dogmanın içselleştirilebilmesi, soru sormadan kabullenilebilmesinin yaşı en geç 6-7. Orada kabul ediliyor. Şimdi o süreçte bir dogmayı içselleştirmiş, hayata böyle bakan biri ancak bu bahaneyi kabul edebilir. Efendim, havaalanını açıyoruz, onun için orada vereceğiz resepsiyonu. Beyefendilerin 500 milyon dolarlık uçakları var. Hadi onu pahalıya geldi, küçük uçağını kaldırırsın, sabah açarsın havaalanında, gider akşamüstü Cumhuriyet resepsiyonu Ankara'da yaparsın ya da tersini yaparsın. Bu dediğim gibi ancak ve ancak belli eğitimden geçirilmiş, beyinleri soru sormamaya göre ayarlanmış insanların kabul edebileceği bir bahane, bir yalan. Ben doğrusu burada Meral Akşener'in tavrını çok önemli buldum, çok anlamlı buldum. Çünkü ilk reaksiyonu o gösterdi. Evet. Dedi ki ben İstanbul'a gitmiyorum. Çünkü eğer Cumhuriyeti kutluyorsak Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır maddesini, anayasanın zaten kalbimize, zihnimize kazımış olmamız lazım. Başkentimiz Ankara'dır ve ben Ankara'da olacağım. İlk mecliste 29 Ekim günü beni görebilirsiniz dedi. Bugün baktım Bahçeli de biraz geç kalmış ama demiş ki ben İstanbul'daki resepsiyona gitmiyorum. Erdoğan kutuplaşmayı bu noktaya kadar getirdi. Korkarım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamamak için vesile ettiği havaalanının adını da gene kendi tabanına, siyasal İslamcılara bir mesaj olarak koyacak. Atatürk koymayacağını, Mustafa Kemal koymayacağını biliyoruz. Ne koyacağını merakla bekliyoruz. Merakla beklememizle belki daha sonra konuşuruz, bilmiyorum. İşin bir başka acıklı yanı, bizler ayağa kalkıp da o havalanı adı için, eğer şimdiki havalanı kapatıyorsan öbür taraf Atatürk Havalimanı havaalanı olmalı diye sesimizi çoğaltıp, yükseltip var gücümüzle Erdoğan'a bu mesajları göndermediğimiz için merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Peki soralım salona. Bu 3. havalimanının adı ne olsun? İşte bu kadar. Valla şunu söyleyeyim. Bakın ben şunun tanığıyım. Hanımefendiler, beyefendiler. Tanık yazabilirsiniz beni. Az önceki sahnenin provası yoktu. Az önce tüylerim diken diken oldu. Sen döndün Ordündar, sordun. Milim saniye kaymadan bütün bir salon aynı anda sanki aynı kalp çarpması gibi Atatürk dedi. Bunun provası yoktu, bu prova edilmemişti. Ama işte keşke ve keşke bu ses daha çoğalsaydı, daha gür bir şekilde Türkiye'yi inletseydi, bu salondaki heyecan Türkiye'yi kuşatsaydı da hakikaten pazartesi gününü merak etmek yerine şimdiden o havaalanının adının Atatürk olduğundan emin olabilseydik.